Nazlı ile konuşmayacak mısın? Nasıl davranacağımı bilmiyorum Haluk. Ama yaptığından pişman olmuş gibi görünüyordu. Of, bilmiyorum. Gene de çok üstüne gitmemek lazım yetişkin olan Savaş. Ya ben kızımı tanıyamıyorum artık. Bu kadar ileri gidebileceği aklıma gelmezdi benim. Ya nerede hata yaptım diye düşünüyorum. Ne hatası? Sende hata falan yok. Hatalı başından beri Savaş. Kız daha 18'ine bile gelmemiş. Hayatım, Savaş da daha çocuk. Ne çocuğu ya? Koskoca yeri Savaş. Lütfen. Ya sen hala Savaş'ı akranın gibi görüyorsun. Farkında mısın? Ben bir babanın vermesi gereken tepkiyi veriyorum. Konuşmak da istemiyorum zaten bu konuyu. Haluk, ne olur ben de şu an konuşmak istemiyorum. Çok geriliyorum. Tamam. Güzel. İyi sabahlar. İyi sabahlar. Hiç uyumamış gibi görünüyorsun. Uyuyamadım, evet. Sen de öyle galiba. Sabah okula gitmeyecek miydiniz? Bir de o var. Daha ilk günden perişan halde gideceğim. Savaş'tan haber var mı Ahmet? Hı hı. Ali bulmuş onu. Atölyeye götürmüş. Öyle mi? Ya ben Savaş'la konuşmak istiyorum. Atölyeye gitmem mümkün mü? Ben seni götürürüm istersen. Tamam. Haluk'la Rana Hanım'ın haberi olmasın ama, olur mu? Tamam, dikkat ederim. Sağ ol. Sen pek iyi görünmüyorsun. İyi değilim çünkü. Kusura bakma ya. Ya kusura bakma Ahmet. Sen öyle sorunca ben tutamadım kendimi. İyi olmadım belliydi zaten. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Yani kızlarımı tanıyamıyorum artık. Bana rağmen böyle bir şey yapmalarını aklıma almıyor. Belki de ben iyi bir anne değilim. Bilmiyorum, kontrolü kaybettim. Güneş, sen mükemmel bir annesin. Onları tek başına bu yaşa getirdin. Bu her kadının yapabileceği bir şey değil. O yaşa getirdim ama galiba daha fazla ileriye götüremiyorum Ahmet.
Geçen günü bir şey okudum. 18 yaşınızda olduğunuzu gösteren 15 saçma davranış diye. Orada Nazlı'nın yaptıklarından çok daha saçma sapan şeyler vardı. Güneş. Bence sen hep gülmelisin. Ağlamak hiç yakışmıyor sana. Çok teşekkür ederim. Ya gece gece başını ağrıttım senin. Kusura bakma. İyi sabahlar sana. İyi sabahlar.